Gerçekten inanılmaz bir drifti var. Yani bozmadan 140 kilometre drift yapabiliyoruz. Daha ne olsun arkadaşlar? Daha ne olsun yani? Gerçekten mükemmel. Drift yapa yapa offroad bölgesine gitmek istiyorum. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün Car Simulator 2'ye devam edeceğiz. Biliyorsunuz bir önceki Car Simulator 2 videosunda arabaların testini yapmıştık. Oyuna yeni güncelleme ile gelen 5 yeni araba. Bugün de o arabalardan bir tanesini almaya çalışacağım sizin için. Ve bu arabayı almaya düşündüm. Şöyle AMG GT ile gidelim dedim. Çok güzel bir araba. Bunu kullanarak şimdi yeni bir araba almaya gideceğiz. Bakalım hangisi. Tahmin edenler olmuştu zaten. Bugün de tahmini doğru olanlar mutlu olacaktır. Çünkü araba istediği için tahmini doğru yapmış demektir. Arabalarımız burada. RS6'ımız var, Subaru'muz var, Divo'muz var. Aston Martin, BMW, Lambo yok yok arkadaşlar. Arabalarımız bol. Ele gelecek. Şimdiden söyleyeyim sizlere. Bugün 615 bin param var. 292'de taslağım var arkadaşlar. Zaten kripto paramız yok. 1000 falan yani. Ama güzel olacağını tahmin ediyorum. Bakalım. Göreceğiz. Şimdi acaba hangi arabayı alacağız? Ben şurayı bir işaretleyeyim abi. Yok, burası mıydı ya? Ha, burası aynen. Marker yaptım. Hadi gidelim bakayım. Şu arabayı bir alalım, bir kullanalım. Nasılmış? Performansı nasıl? İçi dışı nasıl? Daha sonra da puanımızı verelim arkadaşlar. Düz yollardan gideceğim. Şuradan bir atlayalım. Aman. Ops. Yavaş yavaş. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol. Araba çok hızlı çünkü Mercedes AMG GT. Öyle hızlı giderseniz bayağı bir sıkıntı yaratır size. Arabanın içi falan zaten muhteşem gördüğünüz gibi. Aşırı güzel bir araba arkadaşlar. AMG GT güzel bir performans sergileyeceğini düşünüyorum. Hem AMG GT'nin hem de tabii ki yeni alacağımız arabamızın. Yeni alacağımız araba bir minivan arkadaşlar. Evet. Yanlış duymadınız, bir minivan satın alacağız bugün. Zaten iki tane minivan var. Bir tanesi Toyota Alphard, bir tanesi Nissan Serena var. İkisinden birini alacağız. Acaba hangisini? Birazdan görürsünüz. Güzel olacak çünkü oyunda minivan araba biliyorsunuz ilk kez eklendi. Daha önce minivan arabalar hiç gelmemişti. Ve bugün geldi. Yani güncelleme geldiğinde geldi. O yüzden önce minivanlara bence öncelik vermek mantıklı olacaktır. Ama zaten tümünü alacağım, merak etmeyin arkadaşlar. Sizi hiç canınızı sıkmayın. Bütün arabaları alacağız. Şimdi geldik abi. Geldik. Büyük gün. Hazır mısınız? Kaderimizdeyiz. Ve yan arabamız. Yeni minivanımız. Aşıklıyorum. Toyota Alphard arkadaşlar. Bugün çok istendi. Yorumlarda çok fazla Toyota Alphard yolumu vardı. Şerefsizim, benim aklıma gelmişti. Gerçek. Ve tabii bugün Toyota Alphard'ı alacağız. Bugatti Veyron da çok istenmiş. Merak etmeyin arkadaşlar, hepsini alacağız. Ama bugün ilk olarak Toyota Alphard'la başlayacağız. Parası 506.000'di. Biraz arabanın dış görünüşüne bir bakalım. Çok güzel bir araba gerçekten. Yani bir minivan sınıfında bayağı kaliteli, güzel. Toyota zaten sağlam arabalar. Bir kaputu açalım. Yani motor falan gözüküyor. En azından eskisi gibi şey değil ya. Tek resim koymamış. 3 boyutlu biraz. Yani şu şeyleri görüyorsunuz zaten. Şimdi şuradan bakınca aşağı doğru bir şey gözüküyor. 3 boyut havası var. Yani dümdüz bir fotoğrafı yapıştırmamışlar motor yerine. Bir arka tarafı bir kontrol edelim. Bir bagajı açayım. Uf, abi eşyaları doldur, pikniğe git. Muhteşem. Vallahi muhteşem. Şunu kapatayım şöyle. Bir arabamızı biz bir satın aldım arkadaşlar. Birazdan daha detaylı teste başlayacağız. Arabayı şöyle bir içine bir girdim. Bir bakın, içi çok güzel abi. Bütün arabaların böyle olması lazım. Şimdi dörtlerimi yakayım. Bütün arabaların bu şekilde olması lazım. Dikiz şey, sağ sol aynalar iyi değil. Dikiz aynası iyi değil. Bakın burada da yine tuşlar var. Üstünde sunroofumuz var. Bir arabadan inip arka koltuğu ve kapıyı açmam lazım arkadaşlar. Oralara da bir bakalım çünkü. Açtım. Oo, yana doğru açılıyor. Bak şimdi. Hops. Hops. Birazcık daha yavaş olmalı bence bu. Çok hızlı kapanıyor. Hops. Ya biraz yavaş gitmesi lazım. Arka tarafı görüyor musunuz? Çok güzel. Şimdi şurayı da açalım abi. Bakın. Evet, burada televizyon var. Vay 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 vay. Çok iyi be. Şuraya ben bir oturayım. Abi çok güzel. Gerçekten harika. Burada bir televizyonumuz var. Yine burada çok önemli değil. Birkaç şeyler var ama kablo mablo önemli değil onlar. Şarj edebiliyorsunuz telefonunuzu. Önde büyük bir multimedya ekran.
Burayı çok sevdim. Yani ortadaki televizyonu falan bayağı sevdim. Kapımızı kapattık. Tekrar şöyle şoför koltuğuna niye oturamıyorum? Ha pardon, kafayı yedik. Nereye bakıyorsam artık. Şunu da kapattım abi. Vallahi harika. Hazır mıyız? Abi çok iyi. Bak farları görüyor musunuz? Ne güzel. Tam hizalı yanıyor. Biz bunu neyi demiştim ben? Bir arabayı kontrol etmiştik test videosunda. Nissan Serena için mi konuşmuştuk onu? Sanırım böyle sadece nokta şeklinde far yapılmış falan. Işıklar kötüydü bayağı. Ama buna çok özenilmiş. Bakın sarı ışıklar böyle yatay şekilde. Bak tek bir noktada yanmıyor yani. Bu güzel bir detay. Ön tarafta da yine farlarımızı açtık. Oo abi bir dakika. Bak görüyor musunuz? Lazer farlar falan. Çok detaylı. Sis farları falan bayağı iyi olmuş. Araç oldukça detaylı arkadaşlar. Sesine bir bakayım. Evet, tam bir minibüs sesi var arkadaşlar. Bir minibüste olduğunuzu, bir minivanda olduğunuzu zaten hissediyorsunuz. Şu farları kapatalım. Çok karanlık. Şimdi ben şu hemen trafik yoğunluğumu kapattım ve testlerimize başlayacağız. Biliyorsunuz off-road testlerinde, tırmanma testlerinde bu tarz arabayı daha önce hiç test etmediğimiz için bunları da o sınıfa dahil ediyoruz. Yani bu tarz arabalar için tırmanma performansı önemli arkadaşlar. Normal arabalarda sedan, spor araba, ne bileyim hatchbacklerde falan önemli değildi bildiğiniz gibi. Ama bu tarz arabalarda da minivanlara da o sınıfa dahil etmiş oluyoruz. Minibüsleri de edeceğiz. Şimdi top speed testi başlıyor. Ay araba çok güzel ya. Ben bunu bayağı sevdim ya. Baksanıza. Ve ibre gerçeğiyle aynı arkadaşlar. Bakın 140'a geldi. Orada 140. Tam 10 numara çalışıyor sistem. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. 170'e geçiyor. Vay 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 vay. Dur bakayım. Kontrollere bir bakayım. Dönüşü bayağı iyi. Polis var. Yapma be. Abi yapma, bırak beni ya. Of. Neyse dur, top speed yaparız biz muhtemelen. 200'ü bulur mu? Bir bakayım, 180. Yeter abi. Bu bir minivan. Yani bu arabayla hız yapamazsınız zaten. Yüksek hızlar beklemeyin. 180 bence gayet başarılı. Polisten kaça direkt yapalım. Peşimizde zaten. Gelsin bakayım. Gel 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 polis gel. Gel bakayım ne yapacaksın derken bıraktı bak orada. Gördünüz mü bilmiyorum. Bıraktı peşimizi. Yakalayamayacağının adı bir minivandan kolay kolay kaçış yok polis. Yani yakalayamazsın sen onu abi. Minivan kaçar abi, gördüğünüz gibi. Çok güzel bir araba. Top speed çok güzel. 180 abi gayet yeterli. Bir minivan sınıfı için, araba için 180 yeter. Ne yapacaksın daha fazlasını? Gayet iyi. Hızlanması çok güzel dedik. Polisten kaçış mükemmel. O zaman drifti başlattım. Hadi bakayım. Bir drift yapsana. Oo, abi şuna bak sen. Ya bir minivanla nasıl bile drift yapabiliriz? Abi baksanıza şu hareketlere ya. Var ya, ben size bir şey diyeyim mi? Çoğu spor arabaya, süper arabaya taş çıkartır. İnanılmaz iyi drift yapıyor. Kullanan daha iyi anlayacaktır ne demek istediğimi. Mükemmel bir araba. Bakın gerçekten söylüyorum. Çok güzel bir drift sistemi var. Aşırı kontrollü, aşırı rahat. Öyle saçma sapan hareketler yapmıyor. Bakın görüyorsunuz zaten. Yapsa zaten direkt söylerim yani, affetmem. Ama şu an muhteşem. Bunları bilerek çarparak geçtim, ona bakmayın. Araba müthiş. Gerçekten müthiş arkadaşlar bu araba. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Şu an görüyorsunuz. Daha ne olsun ki abi. Daha ne olsun arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz ve güzel bir araba Toyota Alphard. Ben bayağı beğendim. Bunu şüphesiz söyleyebilirim arkadaşlar. Hızını çok beğendik zaten. Hızlanması zaten iyi dedik. Polisten kaçış muazzamdı. Peşimize düşemedi bile. Driftini var ya, yaptıkça yapasım geliyor şu an. O kadar güzel güzel drift yapıyor ki. Gerçekten inanılmaz bir drifti var. Yani bozmadan 140 km drift yapabiliyoruz. Daha ne olsun arkadaşlar. Daha ne olsun yani. Gerçekten mükemmel. Drift yapa yapa offroad bölgesine gitmek istiyorum. Ve bakalım orada neler bizleri bekliyor. Onu da göreceğiz. Allah Allah Allah. Sakin. Sakin 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 sakin. Aman aman abi. Biraz şöyle drifti yaparak devam ediyorum. Efsane. Gerçekten efsane bir araba. Bayıldım. Gerçekten bayıldım. Polis çıktı bir an oradan. Allah'tan peşime düşmedi. Şu arka taraftan offroad bölgesine doğru gidiyorum. Offroad bölgesinde artık sonucu
kararlaştıracağız. Ve tırmanacağım. Daha sonra da puanımı vereceğim. Şu an puanım çok iyi. Onu söyleyeyim öncelikle. Gerçekten çok güzel bir puanım var. Toyota Alphard'da şimdilik. Ama tabi tırmanma testi gerçekten önemli. Abi baksana ya, toprakta bile drift yapıyoruz ya. Gerçekten helal olsun abi. Araba muhteşem çıktı. Vallahi muhteşem çıktı. Şu ekrana bayıldım. Yani ekran gerçekten çok güzel. Tam ortada bir multimedya ekran var. Televizyon var. Oradan arkadaki yolcularımız istediğini izleyebilir arkadaşlar. Haydi bakalım. Haydi bakayım yukarı doğru. Yukarı doğru çıkıyorum. Merkeze duyuru, yükseliyorum. Güzel olacak. Merak etmeyin. Güzel olacak arkadaşlar. Şuradan çıktım. Tabii ki bizim bu gıcık kamera görmüyor. Şöyle göstereceğim. Abi ne olmuş buna? Ha. Allah dur. Şöyle geri geldim abi. Önce şurayı deneyeceğiz. Biliyorsunuz M2 ile tırmanmamızı, canavarın çıkışını. Buradan deneyeceğim. Olmazsa buradan deneyeceğim. Önce bir direkt dimdik tırmanmaya çalışalım. Haydi bakayım. Buradan birazcık zorlandık. Şöyle yukarı doğru çıkış yapalım. 30'la falan buralara geldiysek bu iş öyle kolay olmaz arkadaşlar. Ama bakacağız. Tabi şunu da unutmamak lazım abi. Bu araba bir minivan araba. Yani çok ağır, büyük bir araç. Yani buralara çıkması bile zaten öyle kolay bir şey değil yani. Bir M2 ile bunu kıyaslayamayız. M2 bir spor araba. Hızlı, güçlü bir araba. Ama bunda yine 30'larla buralara geliyorsa yani çok gitmiyor abi. Çıkamıyor buradan. Bura birazcık fazla geldi şeye, Toyota Alphard'a. Şimdi şu taraftan deneyeceğim bir de. Burada biraz daha iyi performans bekliyorum. Yapması gerekiyor çünkü bunlar için burası şart biliyorsunuz. Buralarda iyi performans göstermesi lazım ki puan konusunda çok kırmayalım. Yok buradan çıkamıyor. Nereden çıkacağız? Ha dur pardon, şuradan gidecektik ya. Buradan niye çıktık ki direkt? İşte kamera. Göremiyorum önümü arkadaşlar. Önümü göremiyorum maalesef. O yüzden böyle oluyor. Şuradan devam edeceğim. Şurada. Ah tamam, buradan çıkacaktık. Şimdi doğru oldu. Hadi bakayım Toyota Alphard. Buradan geçti. Gayet iyi. Ama burada birazcık kaldı mı? Birazcık kurtarıp şuradan bir sıyırabilsek şu arka tekeri. Yok 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 yok. Öyle gitme, öyle gitme, sakin. Abi tamam, ağaca çakıldık. Şu an ağaçtan kurtulamayacağız. Bizi bir aşağı fırlatır. Ağacın içinde kaldık ya. Abi ne oluyor? Dur. Buradan çıkmamız lazım. Alphard ne yapıyorsun Alphard? Şimdi ben buraya neden çıktım? Niçin çıktım? Hadi abi. Bizi bir kurtar şuradan. Oh takla 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 takla. Allah'ım ya. Abi şanssızlık. Yemin ederim şanssızlık yani şu an. Tekrar deneyeceğiz. Sıkıntı yok arkadaşlar. Tekrar deneyeceğiz. Daha bir deneme yaptık sadece. Biraz umut var gibiydi ama tam değil. Tam değil. Yine şuradan çıkmayı deniyorum. Bu sefer tam şuradan bir deneme yapacağım. Aha niye öyle çakıldı be? Abi ön tarafı niye öyle birden küt diye vurduk? Dur bakayım bir daha. Bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha, bir daha. Hadi Alphard, hadi Alphard. Yaparsın abi. Çık şuradan ya. Abi bir çık, 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 çık. Güzel, güzel, güzel. Ooo vay vay vay, gayet iyi abi, gayet iyi. Tamam zirveye çıkamıyoruz ama bence şöyle söyleyeyim size, bu kadar büyük bir arabanın buraya kadar gelmesi bile bence gayet iyi. Bence bakın, yok daha fazla herhalde zorlasak da bir iş çıkmayacak gibi, bence daha fazla zorlamayalım. Tabi mükemmel değil arkadaşlar, en azından hiç çıkamamaktan iyi bir performans gösterdi Toyota Alphard. Yalnız ağaçlara çok fena vuruyoruz ya. Vallahi ağaçlara çok fena vuruyoruz. Biz şimdi bir de şu ikinci tırmanma bölgesine gidelim. Orası basit olan bölge. Ama orada da çıkması şart arkadaşlar. Yani orada en ufak problem yapmaması lazım. Yalnız iyi gidiyor ya şeyin içinde. Çamurun içinde mükemmel gidiyor. Şuraya çıkacağız şimdi. Haydi bakayım. Abi şuraya çıkacağız. Ve güzel bir şekilde testini bitirip puanımı vereceğim. Umarım çıkar da iyi bir puan veririm arkadaşlar. Bakalım göreceğiz. Evet. Güzel. Oho, abi zorlanmıyor ki. Yani hiç zorlanmıyor yani gerçekten. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Mükemmel bir performans. Gerçekten çok güzel. Bayıldım. Tek kelimeyle bayıldım arkadaşlar ama full puan vermeyeceğim, onu söyleyeyim. Ya full vermeyeceğim arkadaşlar ama full'e yakın bir puan gelecek. Onu söyleyeyim. Ben niye buradan kurtulamıyorum ya? Abi beni bir kurtarın şuradan ya.
Beni bir kurtarın. At beni aşağı oyun. At 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 at. Hoppa. Tamamdır. Evet arkadaşlar, bugün güncellemeyle gelen 5 yeni arabadan bir tanesiydi Toyota Alphard. Bugün bunu sizler için satın aldım. Çok istenmişti. Ben de çok merak ediyordum. Çünkü minivan araba kullanmak istiyorum abi şu oyunda. Hep süper araba, hızlı araba. Yeter artık ya. Biraz böyle arabalar kullanalım. Minibüs kullanalım. Bir şeyler yapalım. Farklılıklar olsun. Bu tarz arabayı kullanmak ben bayağı bir hoşuma gitti. Umarım daha fazla bu tarz arabalar gelir. Ne bileyim, ticari arabalar gelir. Panel vanlar gelir. Umarım gelir yani. Gelirse harika olur. Bence daha da güzel olur. Otobüs bile gelse gerçekten mükemmel olur. Tabii otobüs için diğer şehrin gelmesi lazım. Mesela buradan alacaksın, diğer şehre kadar süreceksin falan. Mesafenin uzun olması lazım. Burada şehir şu an o kadar otobüs için uygun da, diğer şehir gelirse çok daha uygun olacak arkadaşlar. Durum böyle. Ama puanı vermedik. Puanı vermedik. Evet arkadaşlar, Toyota Alphard'a puanım 10 üzerinden. Benim puanım sana 9 kanka. 9.5. Bence gayet iyi. 9.5 ultra yüksek bir puan oldu arkadaşlar. Tabii bunun 10 bile versem aslında bir şey olmaz ama ben yine birazcık bir yarım puanda tırmanmadan kırdım birazcık. Onun dışında araba muhteşem. Sizin puanınız kaç? Yorumlarınızı bekliyorum. Yeni arabalar gelecek, merak etmeyin. Şimdi illa bu 5 arabayı sırayla almayacağım mesela. Yani eskiden almadığımız arabalara da geçiş yapabiliriz. İlla 5 yeni gelen arabayı sıra sıra alma gibi bir durum yok. Yani örnek veriyorum. Ne var aklıma şu an gelmiyor da M5 mesela, salladım. M5'i de alabiliriz yani yarın. İlla yeni geleni ilk alacağız diye bir şey yok. Ama hepsini alacağım arkadaşlar. Hiç canınızı sıkmayın. Sonraki videolarda görüşmek üzere.